Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Çalışma Bakanı'nın 75 liralık asgari ücretliye jest yaptığını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Önce biz o 75 lirayı ona verelim. Biz onlara jest yapalım, alsınlar başlarına çalsınlar yani. Kaç para olsaydı 2020 TL'den asgari ücret bir jest yapılmış olunurdu? Asgari ücreti bence minimum 3000 lira olmalıydı. O bile az ama hadi ülke koşullarını 80 milyonu falan düşününce hadi derdik, bizi düşünüyorlar biraz ama 75 lirayı alsınlar başlarına çalsınlar. Vallahi nasıl komik. Nasıl 75 lira? Komik değil mi? Komik mi? Komik. Kaç para olsaydı asgari ücretli rahatlardı? Yani 2020 TL'den kaç para olsaydı? Ya bugün zaten iki kişilik bir aile yetmez 2020 TL veya da 2400-2500 her neyse. Evet. Günümüz şartlarında zaten her şey yeterince fazlasıyla pahalı. Ama bugün dönüp baktığımızda yani emeğimizin karşılığını hiçbir şekilde alamıyoruz. Jest yapmışlar 75 liralık. Ben onlara 75 lira vereyim ya. Vallahi sussunlar. Vatandaş jest yapıyor. Yani aynen, ne yapalım? Onlar 75 liralık jest yapıyorlar. 150 liralık şey yapıyorlar, zam yapıyorlar. Yani. O da bir jest. O da bir jest. Hani iki tane jest bir arada. Jestine jest, rastine rest. Sıkıntı yok. Yani sorun sadece onlarda değil, halkımızda diyorum. Eyvallah. Aynen. Ben yetebileceğini düşünmüyorum. Hani 75 lira ne kadar eski ücrete göre yetebilir ki? 75 lira. O 75 lira yükseldiği halde normal başka ürünlerimiz, hani gıda malzemesi olsun, başka ihtiyaçlarımız da yükseldi. Ben yetebileceğini düşünmüyorum. Şahsi fikrim. Peki asgari ücret kaç TL olsaydı rahatlardı vatandaş? Yani 2020 TL'den kaç TL olsaydı? 3000 yeterdi. 3500. 4000'e kadar yola. 4000 de olmaz ama hani makul bir fiyatla 3000'e yakın bir fiyat olabilirdi diye düşünüyorum. 2800-3000. O civarı. Yani 1000 TL'lik zam gelseydi vatandaş biraz daha olsa rahatlardı. Çünkü büyük bir tepki yaşayacaklarını düşünmüyordum. Fiyat arttığı için şeyin fiyatı da bir anlamında. Enflasyon yükseliyor tabii diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Ama jest yaptık diyorlar 75 liraya. Ya jest olabilir ama o kadar büyük bir jest değil. Büyük bir jest değil. Evet. Etkisi yok, evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederler. Oo, kaç olmuş? 2324 oldu. Zaten 20 olsa sıkıntı olurdu. Evet. 2320 olsa. Aynen. Nasıl bir zam sence? Vallahi zaten şu an iş bulamıyoruz. Abi şu an onu da alamıyorum diyor. Yani. Peki asgari ücret 2020 TL'den kaç para olsa vatandaş rahatça evini geçindirir çocuğunu? En kötü 3000 olması gerekiyor. 3000, yani 1000 lira zam gelseydi. Yani en kötü 3000 olması gerekiyor asgari ücretin. Böyle bir devirde her şey zam yapılmışken 2324 yaptıkları 75 TL zam. Yetersiz. Çocuk diyor. Oyunu gibi yani. Jest yaptık diyor ama bana. Yok ya, ne jesti? 75 lira fazla, yetersiz yani. Ne kadar mesela olmalıydı? Şimdi mesela 75 lira zam olması için atıyorum domatesin bugün 5 lira olmaması lazım. Yani o eğer %200-300 artıyorsa ona göre zam olmalı bence. Enflasyona mesela göre diyor. Tabii canım, yani insanlar artık pazar yapamıyorlar yani o durumda. Ki burası Antalya. Bir de tarımın merkezi. Aynen öyle. Buna rağmen. Evet. Peki 2020 liradan kaç para olsaydı asgari ücret? Minimum 2800-2900 olmalı bence. Kaç yani insanların olur? Sadece gıda ihtiyaçlarını, giyim ihtiyaçlarını karşılamaları için bile bu rakamlar çok kötü bence. Çok düşük. Jest yaptık diyor bakan. 75 yani 75 liranın jesti mi olur Allah aşkına ya? Ya yani ne için yani bu 75 lira neye yeter ki? Ne için jest olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Vatandaşlara diyor iyi zam yaptık diyor. İyi sağ olsun, ne diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Kolay gel. Çok dertliyim ama bakma sen. Valla jestini falan kimse görmedi zaten. 76 lira gibi bir jest yaptı, doğru mu? Evet. 76 liraydı. Alsın onu da evde bir aidat yapsın herhalde ya. Apartmanın aidatı bile o kadar yani değil. Yani o kadar ha? Değil. Az önce onu konuşuyorduk zaten. 200 lira falan dedik de, değil mi? Ortalama minimum. Alsın aidat parası yapsın. Üzerini biz tamamlıyoruz zaten. Neden jest dedi? Kendilerine. O kendince jest dedi zaten ya. Kendince dediği için jest değil ya bence. Sadece insanları enayi veya salak yerine koyan bir durumdur bana göre. Daha düne kadar benim sigortam yoktu. Şimdi sigorta yaptırdım. Asgari ücretle nasıl geçineceğiz bilmiyorum yani. Bakalım. Alsın, rica ederim. Ben de aynı şekilde jest onlar yok ya, bu 75 lira jesti mi olur ya, o çocuk harçlığı bence. Okula biz çocuklara harçlık veriyoruz o para, yani haftalık 70 lira çocuğun harçlığıdır o bence.
Hani bu jestler kendilerine gelince yüzde kaç 20'lerde mi ne? Emekliye gelince %5'lerde. Öyle bir jest mi olur? Yani böyle bir jest olmaz. Bu jest falan değil. Kendilerini kandırıyorlar. Millet artık onlara güvenmiyor. Biz teşekkür ederiz. Kardeşim sen ne düşünüyorsun? Çalışma Bakanı dedi ki 75 liralık jest yaptık askeri ücretliye dedi. 75 liralık bir jest olmaz. Yani Türkiye şartlarında hayat bu kadar pahalıyken 75 lira sadece çocuk avutmaktır. Başka bir şey değildir bence. Ne kadar verseydi bir jest olurdu askeri ücretli? 2020'den kaç olsaydı jest olurdu? Yani şu anda bir bana göre bir ailenin asgari ücretle geçinebilmesi için 3 milyarın altında bir para kurtarmaz şu an Türkiye şartlarında. Yani bir 1000 lira verseydi jest olurdu diye. Yani kesinlikle. Yani onun altında bence insanlar sadece karnını doyurabilir. Belki neden de doyuramaz. Yani 75 liraya. Şu anda bence insanlarla dalga geçmekten başka bir şey değil. Sadece insanlarla dalga geçiyorlar ama insanlar bunu görmüyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani çok az. Kaç para olsaydı olurdu? 2324 normalde 2500'ün altında olmaması lazım. Hani zaten Türkiye şartlarına göre 2500 de az da işte. Yani, anca diyorsunuz geçinenlerde. Yani ekstra işe gidiyorsunuz veya farklı bir mesai yapıyorsunuz. Anca geçinmek için tabii ki. Evet. Her şey. Anca değil çocuğum, anca değil. Yani açız, açız, aç, aç. Açız da işte. Anca kimse değil. Kimse görmüyor. Kayılı olmayın, gençsiniz siz. Sizlere emanet bu Türkiye. 75 lira nasıl bir zam sizce askeri ücretliye? Jest yaptık dedi bakan. Ne jesti be? Ne jesti? Kim yapıyor jest? Bakan jest yapmış. Ha, 200 lira ceyran parası geldi bana. Ne jesti? Evet. 75 lira niye yetmiş? Peki kaç para olsaydı askeri ücret 2020 TL'den? Kaç para olsaydı rahat ederdi vatandaş jest dedi. 3 en az. En asgari ücret 3'tü. Yani 1000 liralık bir zam gelecek. 20 yıl çalıştım, emekliyim. 2 milyar 300 alıyorum çocuğum. Evet. 20 yıl ben devlete hizmet ettim. Yazık değil mi? Emekliye de jest yaptılar. Ne yaptı? Yaptı. %5. He, %5. Benim ceyranıma suyuma yetmiyor. Verilen. Evim yok, kiradayım. Gel. Öyle. Emeklilerin durumu iyi diyorlar. Ya çok iyi, bir simit bir çay çok iyi yavrum, çok güzel. Oğlum kirada oturuyoruz. Çok iyi. Herkeste bir ev, iki ev varmış. Kimin iki ev? Evlerin önünde araba varmış. Neredeymiş o? Öyle diyorlar. O söyleyenler bize göndersene sen. Nerede yavrum iki ev bir araba, biz de gidelim orada oturalım. Nerede? Bazıları yok diyor, kullandığı telefona bakın. Nerede? 10 bin liralık telefon kullanıyorlarmış. Ben bilmiyorum yavrum 10 liralık telefonları. Göstereyim sana istersen telefonumu, 10 bin liralık mı? Evet. Kim diyor onu? Bazen bize diyor. Yavrum Allah. Siz bak araştırmacısınız, araştırın. Evet. O iki ev, arabalar neredeyse gidelim o semtte oturmaya razıyım. Ha, bu evler sizin ucuz de. Var mı? Kanalımız var mı? Var efendim. Şeyde. Uydu da değiliz. Biz YouTube kanalıyız. Ay, Facebook, yani. Instagram, YouTube kanallarımız var. Biliyorum. Twitter'dan falan görüyorum. Takip ediyorum bazen de. Yavrum milletinle uğraşsın. Milletinle dışarıları bıraksın bu devletimiz artık. Bizimle uğraşsın ya. Halkım nasıl rahat eder? Halkım nasıl huzur bulur? Benim gencim nasıl rahat eder? Bak iş bulamıyorum diyor. Ya teşekkür ederim. Doğru söylemiş. Haklı mı abi? Haklı. 75 lira iyi bir zam mı? Çok büyük bir zam. Yiye bitmez mi abi? Yiye biter. Biter mi abi? Biter biter. Ama nedir ki sadece bir kişi olarak hesaplamayın. Evet. 50 kişi yanında çalışanlar var, 70 kişi çalışanlar var, 20 kişi çalışanlar var. Bu 75'i 20 ile çarptığınız zaman ki olaylar daha farklı. Bunun vergileri çalışan var. Çalışan için, işveren için mi? İşveren için de işveren çalışan, işverenin iş yeri olacak ki. İşvereni adam çalış. İşveren olmazsa adam çalışsa ne, çalışmasa ne, bulamazsın. Peki 2300 TL Türkiye standartlarına yetmez. 5000 lira. Yetmez. 5000 lira. Ama 5000 liraya da iş yeri sahibi kazanırsa verebilir. Kazanamazsa ne verecek? Ben kazanırsam veririm. Kazanamazsam ne vereyim? Her şey vergi. Çok kazanan veriyorum peki çalışanlarına. Trilyonluk plazaları olanlar ya veriyorlar. Senin için çalışmıyor ki. İşte, çalışanın işte için çalışmıyor. Vay, çalışanın için çalışmıyor. Niye vermez? Sen verirsen o da verir. Evet. Yani param var diye herkese mi dağıtacağım? Demek bir işin mi kuralı? Bu işin kuralı ne? Bir işin istatisi var. Devlet demiş ki 2300 lira. 2300 liradan çalıştırıyor. 5000 lira zorunlu kıldı da kimse çalıştırmam mı dedi. Evet. Ama nedir ki? Ne olur? Kimse çalıştıracak. Yani çalıştırmaz. Niye çalıştıracak? Herkes kaçak çalışır. Evet.
Bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi düşünüyorum. İyi bir zam mı 75 lira? Olmayan için iyi bir zam. Olan için? Olan için az. Türkiye'de asgari ücret ne kadar olmalıydı? 2020'den kaç para olsaydı jest olurdu? 3500 lira. O zaman jest olurdu diyorsun. Olurdu tabii ki. Çok teşekkürler. O da iyi günler. Vallahi belki biraz artırabilirdi bu konuda ama. Ne kadar olsaydı jest olurdu sizce? 2020 TL'den kaç para olsaydı asgari ücretli derin bir nefes alırdı? Bence 2080 falan olurdu. 2800 falan olurdu herhalde. 2800 olsaydı olur. Jest olur diyor. Yani bence 500 daha falan artırabilirlerdi bu konuda ama yapamadıklarına göre demek ki Türkiye şartlarda bu seviyede olması bütçe lazım. Bütçe yetmiyor diyor. Bütçe yetmiyor bence. Evet. Büyük ihtimal. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim ben de size. Aynen bu hani yapmış oldukları lafın hani şeyine karşılık. 75 TL bir aileyi geçindirebilir mi? Yok, zor. Zor. Evet. Peki 75 TL yani şu anda yani makul bir zam bile değil yani. Evet, jest yaptım diyor. Ama jest bile değil ki bu. Kaç para olsaydı jest olurdu? Yani 2020 TL'den asgari ücret kaç para olsaydı yani jest en fazla olurdu. 3 milyon olması lazım bir asgari ücret şu anki konumuma göre. 3000 TL. Evet. Anca yaşanır. Anca yaşanır evet. Ben 2000 yani normal maaş hani asgari ücretle çalışan bir vatandaş olarak ben geçinemiyorum. Jest yapmış bakan. Vallahi hiç iade edelim biz o 75 TL'yi ona. İade edelim. Ben teşekkür ederim. İade edelim ya. Abla kaç para olmalıydı? 3,5 en az. En az bir 3 bir ailede en az 2 tane 3 tane çocuk var. Evet. O 1000 lira en az kira 1000 lira. Evet. Elektriğini, suyunu bunu çıkar. Hani bu çocuğun masrafları elektrik, var. Elektrik, su 500. 500 de öyle. 1500 de öyle. Geriye ne kalıyor? Telefon faturası. Telefon onları saymıyoruz pazar artık onu. Onları biz açız zaten. Sinema? Öyle bir lüksümüz yok. Onlar yok. Onlar yok. İşte böyle kuru kuru geziyoruz. Çocuğun Luna Parkı falan. Ayşe bak onda bak böyle onlar hiç yok. Onlar yok. Öyle bir lüksümüz bizim yok. Anca bir parka götürebiliyoruz. Anca o bir parka götürebiliyoruz. Allah razı sağ olsun o belediyeler yaptı da öyle bir parka götürebiliyoruz. Onun haricinde nereye götüreceğiz? Tıkılıyoruz zaten. Evet. O şeylere vatandaşlara o fazla verdik diye yani onlar alsınlar o maaşları kendileri kullansınlar. Ben konuşmak isterim de. Konuşamıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Mes teşekkür ederiz. Valla ben iyi bir şey düşünmüyorum. Çünkü 75 TL hiç geçerli değil atıyoruz. Çünkü şu an ekonomimize baktığımızda ki ben Avrupa'da da yaşadım. Evet. Avrupa'daki diyorlar yani asgari ücret şu kadar geçiniyorlar diyorlar. Şimdi onlara göre verir. Mesela 1000 euro ev kirası ödüyor ama adam alıyor 7000 euro. Evet. Ama bize tam tersi. Mesela biz şuna 1000 TL hani örnek 1000 TL şey verdiğini düşün. Kira verdiğini düşün. Bu adam 2300 lira alıyor. Geriye ne kadar kalıyor örnek veriyorum? 1300 lira kalıyor. Bunun elektrik, suyu var, yakıtı var, o var. Çocukların masrafı kattığınızda toplam ne yapar? Yani hep cepten yer. Onun için yani ben iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar zam koysaydı jest olurdu? Yani 2020 liradan kaç olsaydı jest yapmış olurlardı? Bence 2000 yani şunu söyleyeyim 2700 lira olmuş olsaydı toplamda hepsi. Gerçekten iyi olurdu. Bir jest yapmış jest olurdu. Olurdu. Yani bunun belli kısmını işveren karşılayabilirdi. Mesela ne bileyim bir sürü otel çalışanları var. Yani derdik 200 lira size ait 5 lirasını biz vereceğiz. Evet. Ya da 300 lirasını biz vereceğiz. Anlaşsalardı böyle daha iyi olurdu. Ama şu anki durum iyi işe gitmiyor. Mesela jest yaptı. Milletimiz de 2023'e zaten jeste karşılık verecek. Evet. O bir gerçek. Yani onu kimse değiştiremez. Ben çevremde bütün hani AK Parti'ye destekleyen arkadaşlar vardı. Hepsi asgari ücretle geçinen var, normali var. Şu an herkesin tam bir dönüşü var, U dönüşü var. Çünkü kimse memnun değil. Yani memnun olan da zaten nasıl memnun onu anlamadım. Nasıl geçiniyorlar yani ekstra gelip de evlerine para mı veriyorlar? Yani kimseye de para vermiyorlar. Ben duymadım yani. Ama bu durum iyiye gitmiyor. Türkiye için iyiye gitmiyor. Yani 2023'e 3 yıl kaldı, bir şey kalmadı. Bizim halkımız yani yapılanları unutmaz. Eyvallah. Gerekli cezayı verir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Vallahi ben yani berbat. Jest değil mi? Değil. Ben askeri yani maaş alıyorum. Eşimden emekli dul maaş alıyorum. Evet. 1400 lira maaş alıyorum. Kaç para olsa geçinirsin abla? Yani geçinmem ki 1000 lirada 1200 lira kira veriyorum düşün yani. 200 lira mı kalıyor? 200 lira kalıyor. Bir de 2 tane çocuk okutuyorum. Mecbur yetişemedim için. Ek iş yapıyor. Ev temizliğine gidiyorum. Temizliklere gidiyorum. Peki abla kaç para maaş alsan gitmezsin ek işe?
ek işe nereden baksam bir 4000 lira alsam belki anca kurtarır. Çünkü iki tane üniversite çocuk okutuyorum. Anca diyorsun. Anca yeter. Allah yardımcınız olsun. Yani sağ ol, teşekkür size ederim. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Ben YouTube'dan devamlı takip ediyorum sizleri. Allah razı olsun. Başarılar. Bizler de halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Tamam, inşallah. Allah çok yardımcınız olun. Olsun. Amin, çok sağ olun. Kendi kendine o kadar zam mı yapsa acaba geçinebilecek mi ki? Yes diyor. Jesti kendi kendine yapıyor. Millete halka yapan yok zaten. Peki kaç para olsaydı asgari ücret bir jest olmuş olurdu? Yani 2020 TL'den kaç paraya çıksaydı jest olmuş olurdu? Şu andaki günlük bir aile 4 kişilik bir aile ortamı geçin en aşağı 4000 lira olmalıydı. O zaman bir jest yapmış olurlar dedi. En aşağı. Niye 75 liraya jest diyorlar? Ya milleti sadece kandırmak için, başka hiçbir şey değil. Çünkü kendi kendine bir asgari ücret için o kadar şey yapıyorlar. Türk İş'ten pazarlık yapıyorlar yani. Ama kendi milletvekili bakanlık maaşları için hiçbir pazarlık yapmıyor. Otomatikmen geliyor. Bir gece değil, bir saniyede onaylanıyor yani. Bırakın bir gece. Bir gece olsa millet gene şükredecek de bir saniyede onaylanıyor. Askeri yani. Ücreti 3 ayda zor çözdüler. 75 lirayı. Daha onlar çözer abi. Onların hepsi kendi kendine, başka değil.